Soğan domates mi? Soğan domates olsun mu? Olsun olsun. Soğan domates hepsi olsun. Pardon. Soğansız domatessiz olur mu? Soğan domates. Yola çıktığımız ilk gecede kamp attığımız koy Amasra'nın hemen yanında. Şöyle yapımına yeni başlanmış bir kamping herhalde. Ama şu anda sezon bittiği için hiç kimse yok. Biz şurada ağaçların arasında kampımızı attık. Geceyi bu şekilde geçirdik. Mekan çok güzel. Bakın şurada da tek başına bir ev var. Şimdi toplanıyoruz. Amasra'yı bir gündüz gözüyle görelim. Daha sonrasında kahvaltı, sonra yola tekrar devam. Görüşmek üzere. Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question. Akbey akbey damalı bir göreyim yolden, bir göreyim yolden, bir göreyim yolden. Sepetimin ipleri kesti o bizimi, kesti o bizimi, kesti o bizimi. Görüşürüz teyzem. Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Just as surprised as you.
did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Ufukta gözüktü, ufukta. Dostlar, 2023 yılı Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun organize etmiş olduğu Ağrı Zirve Tırmanışı'na hepiniz hoş geldiniz. Bu yolculukta ilk başta neler yaşadık zaten onların hepsini gördünüz. Ağrı Doğu Beyazıt'a geldiğimizde Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun bize tahsis etmiş olduğu Savaş Ay Anadolu Lisesi'nin erkek öğrenci pansiyonunda kaldık hepimiz. 28 kişilik bir grubuz. Ne kadar?
Bayezid'deki kaldığımız ilk geceden sonra yaklaşık 700 metre irtifa kazanarak 2200 metreye kadar araçlarla geldik. Bugün 2200 metreden 3200 metreye yükseleceğiz. İlk günümüz bu şekilde yaklaşık 3,5-4 saat yürüyüşle tamamlanacak. Bugün başlıyoruz hep birlikte. Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğumuz Cumhuriyet'in 100 yılı kutlaması hem de Zafer Bayramı haftası nedeniyle 30 Ağustos'ta hep birlikte zirvede olmayı planlıyoruz. Hep birlikte zirvede bayrağımızı açarak bizler başımızı söyleyeceğiz. Bu yılki tırmanışımızın yine diğer yıllardan olan farklı bir özelliği ise Cumhuriyet'in 100. yılının kutlaması olacaktır. Çantalarımızı, ağır yük çantalarımızı katırlara verdik bu şekilde. Biz önden yürümeye başlıyoruz. Şöyle grup önden gitmeye başladı. Birazdan 3200 metrede hep beraber buluşacağız. Yürüyüşe başladığımız saat 9.55. Bakalım 3200 metrede kaç saatte yol alacağız. Ortam bu şekilde. Yaklaşık 2200 metre sonra 10 dakikalık bir dinlenme molası veriyoruz. Şöyle. Bulutların olduğu yer zirve. Binlerce kişi faydalanmamıştı. Buranın insanı için bence atılmadı. Minibüslerin bizi bıraktığı yerden yani 2200 metreden 3300'lü rakımlara yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Bu rakamları Yunus kardeşim size daha açıkça ifade edecek. Daha sonrasında çadırımızı kurduk, yemeğimizi yedik. Zaten bunları da görüntülere ekleyeceğim. Şimdi de akşamüstü vücudumuz yüksek irtifaya alışması için tekrardan 3300'lü rakımlardan 200 metre daha fazla yukarıya yükseliyoruz ki yarın zirveye giderken herhangi bir sıkıntı oluşmasın. Şimdi istatistikleri açıklaması için Yunus kardeşime dönüyorum. Buyur kardeşim. Teşekkür ederim. Ekip olarak çok güzel bir performans sergiledik. Yaklaşık 7 kilometre sürdü 2200 rakımdan 3385 rakıma gelmemiz. 4 saatte aldık bu yolculuğu. Normalde planlanan 5,5-6 saat civarıydı. Yani neredeyse 2 saat bir artıya geçmiş olduk. Tabii bu ekiplerin temposuna göre değişiyor. Yarın da 4200 kampına çıkacağız. İnşallah aynı performansta kazasız belasız bir şekilde çıkarız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu arada kamera çekimi için Ömer Yüce'ye de ayrıca çok teşekkür ederim. İlk gecenin ardından kahvaltımız bu şekilde arkadaşlar. Herkes çadırlarını topluyor. Birazdan tırmanışa başlayacağız tekrardan. Çadırları ilk günkü gibi büyük çantaları katırlara vermek üzere buralara herkes getirdi. Giyindik, hazırlandık. Birazdan da yürüyüşe devam edeceğiz. Spor ayakkabı yerine botları çıkardık. Çünkü öğleden sonra yağmur bekleniyormuş. 4200 kampı orada. Yaklaşık 4-4,5 saatte tırmanmaya planlıyoruz. Yaklaşık
yaklaşık 1 saatlik yolumuz kaldı. Burada mola verdik 15 dakika. Bir şeyler atıştırdık. İranlı ekip de bakın şu anda bizi geçiyor. Yaklaşık 1000 metre irtifa aldık. Bu da 3 saatimizi aldı. Toplamda 4 kilometre yürümüş olduk. 1000 metre yükseldikten sonra görüyorsunuz hava değişimi, anında hava değişti diyelim. Çok hemen kış şartları oldu. Hemen yukarılarda az önce buzul gözüküyordu. Hiç erimeyen buzul. Şu anda da aşağıdan yukarıya doğru sis gelmiş durumda. Şu anda hava patladı, dolu yağıyor. Biz de dolu eşliğinde çadır kurmaya çalışıyoruz. İyice patladı. Ömer Hoca, loç faaliyetinden daha kötü oldu bu ya. Bakamıyorum. Evet Yahya abi. Faaliyetinde. Oğlum çekme, topla, gözünü seveyim ya, dondum lan. Şöyle nasıl sattı? Baba yoruldum. Bir ara gözlüğü. Dik bir abi. Ama her şeye rağmen burada. 5000 metre nerede böyle oldu? Ah döndüremiyor. Bakın oldu mu, kaç metredeyiz? 5000 civarı ama bilmiyorum ki. Buzula geldik. Şu anda krampon bağlıyoruz. Umarım rüzgardan sesim sıkıntılı gelmiyordur. Zirvede karşıda bakın. İnşallah yaklaşık 2 saat sonra zirvede olacağız. Vaziyetimiz, halimiz de bu şekilde. Şöyle kramponları da taktık. Daha önce Arda kaza yaşanmıştı. Bir Akut görevlisi hayatını kaybetmişti. İşte tam burada. Buradan aşağı böyle kaymış ve kendini durduramayınca maalesef ölmüş. Zirveye yaklaşık 1 saatlik yolumuz kaldı. Görüşmek üzere. Zirveye son 5 metre. Evet. Sütçem ve hanımcığım. Ay. Ağrı Dağı'ndan hediye bak. Nerede ya bulacağım böyle kocayı? İşte. Manen tattırıyoruz. Hocam sağ olun her şey için. Çok sağ olun. Evet. Ve 5137 Türkiye'nin doğru. Gece 2.30'da yola çıkmıştık. Şu anda saat 9. 9'da zirveye varmayı başardık. Toplamda 1000 metre irtifa aldık arkadaşlar. Buzula geldiğimizde kramponlarımızı taktık ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ağrı Dağı zirve faaliyetini, zirveye tırmanmayı çok şükür gerçekleştirdik.
Tamam. Şimdi gel. -30'lardan 5137'lere geldi Karsan. Sporun ve sporcunun yanında. Gece 2.30'da başlayan tırmanışımız sabahleyin saat 9'da bitti. Çok şükür. Elhamdülillah. Yoldayken Bursa Afat'tan Mehmet Ersoy abimizin tayininin çıktığını öğrendik. Dedik ki ona Türkiye'nin çatısından bir selam gönderelim. Akreditasyon süreçlerinde, diğer katıldığımız operasyonlarda gerçekten üzerimizde çok hakkı var. Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Yunus yaklaş Ömer'e, ben de senin yanına geleceğim. Sona geldik çok şükür. Ağrı Dağı tırmanışını da başarıyla ve kazasız belasız, ağrısız sızısız atlattık çok şükür. Kör herhalde abi, göremiyorum. Bizim bir katla 3 araba yurda sigara içmek yasak bir içeri. Ulan bize sigara içemem için bize be. Yok. Daha dışarıdan çekme, içeride çekelim. Serinliğe bak. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ne kadar serin. Nasıl bir yer böyle? Yarasaların sesleri geliyor ama görüntü yok şu anda. Gerçi şuradalar bakın. Hepsi buradalar. Pardon,
bizi çarşıda gördünüz. Karamürsel sepeti sandım galiba. Buranın da en az 1500'ü var. 1500.